30 senedir deniz kıyısında oturmaktayım ve artı olarak da dalgıçlık yapmaktayım. Denizde balıkçılık yapıyorum. Bizim tabirimizce bu salya denilen olay denizin pisliği. Bütün kanalizasyonların denize akması. Belli zamanlarda zaten bu oluyor. Bu sene aşırı kahverengi ve pislik içinde. Bandırma körfezimiz, balıklarımız yaşamamakta. Yani kıyıya inmiyor. Ben burada volicilik yaparken zamanında çok lüfer ve palamut tutuyordum. Şimdi lüfer ve palamut sezonumuzda kesinlikle bir tane balık yakalayamıyoruz. Bunun da sebebi denizin pisliği. Hemen hemen bir aydır, belki de biraz fazla olabilir, bir aydır böyle diyelim. Şimdi şu anda çinekop çıkması gerekiyor. Böcek dediğimiz, tabir ettiğimiz karides, jumbo. Bunların hiçbirisini avlayamıyoruz, yakalayamıyoruz çünkü kalmadı. Asla giremem ben dalgıçlık yaptığım halde, bu denize girmeye korkuyorum. Fabrikanın aşırı etkisi var. Biz bu defalarca söylediğimiz halde, mahkemelere verdiğimiz halde bu bağfaşı kaldıramadık, kaldıramıyoruz. Ve olduğu gibi asitini akıtıyor. Asit aktığı zaman şöyle diyeyim, com deriz biz. Denizcilerin tabir etmiş olduğu com. Belirli bir seviyede derinleşir. Ve o derinlikten ta arkaya kadar balık ölüleri gördüm. Kendim bizzat gördüm. Neden? Bu denize atılmış olan asitin fonksiyonu ta arkaya kadar geçiyor. Ne yapılacaksa, yani bu artık buradan bir şeyler yapmamız lazım diye düşünüyorum. Daha önce de Erdek'te müsilaj oluyordu. Fakat 3 günle 5 gün arasında kalıyordu, gidiyordu. Ondan sonra da deniz çok güzel oluyordu. Fakat bu sene biraz sürdü. Sezonun başlangıcı olmasından dolayı çok fazla etki bizlere yapmadı. Ama otelci arkadaşlarımıza mutlaka yaptı. Fakat şu anda gördüğünüz gibi denizimiz güzel. Müsilaj çok az bir şey kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımız da açıklamaları vardı bununla ilgili. Örnekler vererek açıklamalar yaptı. Devlet büyüklerimizden bunda bir çare bulacaklarına inanıyoruz ve sabırla bekliyoruz. Sezonumuzun güzel geçmesini bekliyoruz. Herkesi buraya, Erdek'e davet ediyoruz, bekliyoruz.